2022 yılında Avreste Tüneli'ni kullanan araçların %93'ü otomobil, %6'sı minibüs ve %1'i motosiklet oldu. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden 2022 yılı içerisinde 256.264 motosiklet geçişi yapıldı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde %50,3, Avrupa yönünde ise %49,7 olarak gerçekleşti. Avrasya tüneli kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etkenlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya 2022 yılında ortalama 196 liralık kazanç sağlamıştır. Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli ülke ekonomisine katkısı ile yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanları anlatsınlar lütfen. Değerli arkadaşlar, tünel kullanıcılarının %23'ü günlük çift yönlü geçişlerde Avrasya Tüneli'ni tercih ediyor. Tünelimizin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısı 22 Aralık 2022 tarihinde 74.210 olmuştur. 2023 yılı Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71.000'in üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretmiştir. Tünel ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı Kozyatağı-Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35 dakika, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika olurken Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşmiştir. Ancak bugün bizim için ayrıca özel ve anlamlı bir gün. Çünkü bugün itibariyle Avrasya Tüneli'ni tamı tamına 100 milyon aracın kullandığı bilgisini sizlerle paylaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle Avrasya Tüneli'nden açıldığı günden itibaren 100 milyon araç geçmiştir. 6 yıldır vatandaşlarımızın yolunu ve seyahat süresini kısaltan, güvenliğini ve konforunu artıran dünyanın en önemli mühendislik projelerinden biri olan Avrasya Tüneli İstanbul'a, ülkemize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir. Çok şaşırdık. Avrasya Tüneli'ni biz açıldığından beri kullanıyoruz.
gittim. Çok rahatlattı bizim kullandığımız güzel yağ. Şu anda da çok şaşırdık yani durunca. Öyle, o kadar. Sevgili İslam'da yan yanasınız. 26 Aralık 2016 yılında Avrasya Tüneli'ni açmıştık. Hakikaten İstanbullular ve Türkiye projemizi çok severek kullanıyor. Hakikaten mesafeleri yaklaşık bir saat kısaltıyor. Hayatımıza oldukça fazla kazancı var Avrasya Tüneli'nin. Bugüne kadar sırf tasarruflarla zaten yapım maliyetini karşılamış bir proje. Ayrıca mühendislik alanında da Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye gösteren çok kıymetli bir iş. Sercan İnan. Peki, seni de yolundan aldık, tamam. Hadi iyi yolculuk kardeşim. Anons çek. Bu yüzden önce araç. Şurak ver. Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu araç. İşletme olarak şu an